Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Afyon lezzetleriyle karşınızdayız. Sen etin tadına baktın mı? Pamuktan halice. Ya pamuk bunun yanında sert kalabilir. Ne yiyeceğiz biz şimdi? Ekmek vereceğim ben sana. Onu hoş bir ay ye. Ekmeğe. Ekmeği ne kadar çekeceksin? Dikme bağda. Daha beklerseniz olur. Beklerseniz verin. Ne haber Oğuzcuğum? İyi Onurcuğum, seni sormalı. Ben de iyiyim. Biz gastronomi şehri Afyon Karahisar'dayız. Bizi çok lezzetli bir video bekliyor. Sizleri de tabii ki çok lezzetli bir video bekliyor. Ramazan ayındayız. Dediğimiz gibi Ramazan'daki çekmiş olduğumuz videoları Ramazan'ın hemen öncesinde çekiyoruz. Şimdi Şubat sonları tam böyle soğuk havalar, serin havalar. Yağmur bazen çiseliyor, bazen sadece soğuk bastırıyor. Ama içimizi ısıtacak ve çok lezzetli olacak yemekler bu videoda sizleri bekliyor. Vallahi güzel giriş yaptın. Biz zaten Afyon'u çok seviyoruz. Afyon lezzetlerini de çok seviyoruz. Yani bugün gün içerisinde herhalde 7-8 belki 10 farklı lezzeti sizlere anlatmış. Biz de tatmış olacağız. Afyon'un zaten ismiyle sen bahsettin. Gastronomi şehri. Evet. Afyon'un çok fazla coğrafi işaretli ürünü var. Biz de mümkün olduğunca bugün dışarıda bulabildiklerimizi size anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Ya Afyon'la ilgili şöyle bir durum var. Şimdi çok fazla lezzet var ama bu lezzetlerin hemen hemen neredeyse tamamı evlerde yapılıyor. Evet. Yani dışarıda çok azına ulaşabiliyorsunuz. Varsa bizi izleyen Afyonlu, Afyon'da yaşayan, böyle Afyon yemeklerini yapanlar bizi evlerine davet ederlerse belki ilerleyen zamanlarında Afyon'un yemeklerini bir de evde tatmış oluruz. Çünkü baharda buranın çok güzel otları var. Evet. O otlardan çok özel, güzel yemekler yapılıyor. Aynen öyle. Ama normalde de yiyebileceğimiz, yani şehre geldiğinizde yiyebileceğiniz lezzetleri, ikonik, yıllardır yapılan lezzetleri bu videoda görebileceksiniz. Güzel bir video sizleri bekliyor. Hazırsak başlayalım. Video başlarken ne yapıyorduk? Hep beraber videoyu beğeniyoruz. Öncesinde beğenmeniz bizler için çok önemli. Aynı zamanda aşağıda abone ol butonundan aramıza katılabilirsiniz. Ve video ile ilgili yorumlarınızı şuraya da gidin, buraya da gidin, bir sonraki videoya buraya da koyun dediğiniz işletmeler varsa onu da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok özür dilerim. Süper teşekkürümüz açık. Aklınızda bulunsun. Onun da bir altını çizelim. O süper teşekkür biliyorsun bize bir alkış mahiyetinde yani. Aynen. Helal olsun. Çok güzel video yapmışsınız. Bayağı yani. Yüksek alkış hatta tabii. Yani. Ne kadar miktara göre yüksek alkış oluyor değil mi? Peki o zaman Afyon Karahisar lezzet rehberi başlıyor. Bu video abla. Video çekiyoruz. Yemekle ilgili. Afyon'un güzel lezzetlerini göstereceğiz inşallah. Tamam, inşallah. İnşallah abla. Yardım edeyim mi sen abla? Geldim. Ha geldin mi? Tamam o zaman. Görüşürüz. Eyvallah. Güne şahane bir kahvaltıyla başlıyoruz. Afyon'a yakışır bir kahvaltıyla başlıyoruz. Aslında Afyon'da kahvaltı kültürünü ikiye ayırabiliriz. Tabii. Birincisi köyde yapılan kahvaltı, ikincisi şehirde yapılan kahvaltı. Biz dedik ki hazır Afyon'a gelmişiz, iki kahvaltıyı da yerinde deneyelim. İlk durağımız köy kahvaltısı. Yani mercimekli bükme, kıymalı, ağzı açık ve yanına da haşlaçlı katmer. Evet, haşlaçlı katmer gerçekten olağanüstüydü. Yani damakta kaldı derler ya, hakikaten öyle. Ama ben bükmeyi bir tık böyle kuru buldum. Ben de kuru buldum. Bilenleriniz varsa yazsınlar da mercimekte Afyon'un bir bağlantısı yok diye biliyorum. Ama o geçmişten gelen var. Bir kültürmüş. Yani mercimekli bir hamur işi. Çünkü şu an mercimek burada ekilmiyor. Evet. Ya genellikle bunu şöyle açıklıyorlar. Köylerde tarlaya gidecek olan çiftçiler evet. Gün boyunca tok tutsun diye mercimeği katmışlar hamurun içine ve hamurda tok tutuyor. Mercimek de tok tutuyor. Bu şekilde değerlendirmişler. Biz aynı zamanda ağzı açık yedik. Ağzı açık gerçekten muazzamdı. Bak ben en çok ağzı açığa beğendim. Bir de katmeri beğendim. Haşlaçlı katmer. Evet. Bak sadece haşlaçlı katmerle beslenebilirim. Yanına çay. Haşlaçlı katmer. Müthiş bir ikili. Güne şahane başlatan bir ikili. Biz bu saydığımız hamur işi ürünlerini Bedesten Meydanı var. Orada Nergis katmer var.
Orası da Afyon'un eski işletmelerinden. Habib abla var. Dünya Tatlısı bize çok güzel yardımcı oldu. Çok güzel anlattı ürünlerini. Hem de Afyon'daki kahvaltı kültürünü bize biraz anlattı, özetledi. Dilerseniz neler yedik tek tek size fiyatlarını da söyleyelim. Haşlaşlı katmer 30 lira. Kıymalı ağzı açık 25 lira. Mercimekli bükme de 12,5 lira. Şimdi geldik Afyonluların çok sevdiği bir adrese. Arkamızda Nur Lokantası var. Afyon'un en eski lokantalarından bir tanesi. Hatırlar mısın? Bizim de ilk ziyaret ettiğimiz lokanta Afyon'da. Anılar. Kaç sene oldu? Rahat on var. 10 sene olmuştu. Ya 9 ya 10'dur. Tam hatırlamıyorum ama. Bugün zaten gideceğimiz ikinci durakta aslında bizim Oğuz'la beraber yani Afyon'a geldiğimiz zaman çok fazla yere gittik ama bugün birazcık daha kompaktını hazırlayacağız. Yani geldiğinizde nokta atışı gideceğiniz yerlere yapacağız. İlk geldiğimizde burasıydı ama. Evet. Bizi çok şaşırtmıştı. Çok güzel çorba içmiştik. Evet. Hala tadı damağımda dersem yani abartmış olmam. Çünkü burada çok ilginç bir çorba var. Evet. Daha önce eminim ki birçok yerde görmediğiniz ya da duymadınız. Afyon'a özgü. Afyon'a özgü. Evet. İstersen şöyle yapalım. İçeride Yusuf abi var. Tamam. Bir sizleri bir Yusuf abiyle tanıştıralım. Evet. Ondan sonra Yusuf abi bize bir çorbalarını, buradaki çorba kültürünü anlatsın. Tamam. Ardından siparişlerimizi verelim ve günün ikinci kahvaltısıyla Afyon lezzetlerine devam edelim. Yusuf abi, Afyon'da bize böyle bir sabah kültürünü, sabah çorba kültürünü anlatır mısın? Afyon'da sabah çorbası, yani evlerde kahvaltı da yapılır muhakkak tabii ama Afyon'da genelde insanlar sabahleyin evden çıktığında işkembe çorbası özellikle. Zaten eski lokantalarda işkembe, mercimek çorbası olurdu. Başka da çorba çok nadir. Yani biraz daha lüks gibi restoran olan yerlerde işte yoğurt çorbaları, ezogelin falan olurdu. Ama esnaf lokantalarında ağırlık işkembe, mercimek ve paçadır. Keşkek sonradan girdi şeye lokantalar. Keşkek sabah kültüründe pazar, aile toplan büyük geniş ailelerin aile toplantılarında yapılan 20 kişilik, 30 kişilik bir yemektir. O gün o sadece keşkek yenir. Yanında herhangi başka bir şey olmaz. Bizim bir de ev ekmeği dediğimiz ekmeğimiz vardır. Patatesli ev ekmeği. Onunla beraber o kahvaltı. Ama lokantalarda tamamen işkembe, paça ve mercimek çorbası ağırlıklı bir sabah kahvaltısı kültürü vardır. Peynir, zeytin kahvaltısı evlerde. Yani dışarıda pek yenmez Afyon. Böyle yani. Senin yaptığın işkembe diğer işkembelerden farklı. Bize biraz işkembe çorbanı ya anlatır mısın? Ya şimdi işkembelerin içeriğinde hepsinde aynı ürünler var. İşte terbiyesinde un, yoğurt, yağ, yumurta bunlar var. Ama biz tabii bunların içerisinde kemik suyu muhakkak olmazsa olmazı bu işin. Oranları, süreleri, pişirme süreleri, haşlanma veyahut da işte kavrulma süreleri bunlar çok önemli. Maliyetten de kaçmadan kaymak terbiyesi falan da kullanıyoruz içine. O şekilde bir ürünümüzde değişiklik var yani. Peki abi çorbanın tamamında kaymak mı var yoksa yoğurtla kaymak karışımı var? Hepsi var. Hep karışımsız hiçbir şey olmaz. Olmaz. Abi. Tabii, hepsi tabii, var. Tabii. Yani pembeyi elde etmek için kırmızı ve beyaz boya da lazım. Bir tane de çubuk lazım karıştırmaya. Peki dükkanda kaç çeşit çorba var ve o çorbaları nasıl servis ediyorsunuz? Dükkanımızda şu anda mevcut çorbamız 5 çeşit keşkekle beraber. Bahadır da sayarsak 6 çeşit oluyor. Bahadır tabii 2 çorbanın karışımından paça, dil paça. Dil paçanın özelliği de şudur. Diğer yerlerde ayak paça, kelle paça gibi yapılan paça, dil paçayı bir tek burada lokantamız yapıyor. Dil paça bizim Emirdağ yöremize ait. Emirdağ yörük paçası diye geçer. Yörük paçası olmasının sebebi de ev ekmekliğine doğranmış, küp doğranmış ev ekmekleriyle yapılan ekmeğin ıslatılıp üzerine dil parçalarını konup yoğurtlandık, tereyağlandıktan sonra servisi. O yoğurttan dolayı Emirdağ yörük paçası dana dilinden yapılır. O denilmiştir. İsmi oradan geliyor yani. Tabii ismi oradan geliyor. Diğer yerlerde yapılan paçalar mesela işte bizim müessesemizde yaptığımız bu. Ayaktır, kelledir. İşte diyor ki bazı dilden paça mı olur? Paça ayakta. Ya kelleye paça diyorsun da dile niye paça diyor? İsmi doğru. Bunun paça. Yani bir şekilde paça. Kelleden de paça bura. Kelle paça mı? Değil. Ama kelle paça diye kullanıyoruz. Yani bu bir tabir. Yani paça. Onun kemik suyuyla, et suyuyla yapıldığını belgeleyen bir tabir paça denmesi. Paçanın aslı kemik suyu. Peki abi Bahadır'ın hikayesi nedir? Bahadır çorbası son işte 2 yılda doğdu. Ondan sonra şu 1 yıldır birazcık üzerine düştük. İsmi yaygınlaştı. Şimdi benim bir müşterim vardı. Çok kimse onu karışık çorba içerdi. Biz paça değil işkembe karışık diye verirdik. Öyleydi. Ya bir gün böyle içerken yerken arkadaşla muhabbetimizde bu çorbaya dedi bir isim bul dedi daha doğrusu da. Senin adın ne dedim ben de o der demez. İbrahim dedim olmaz. Soy ismin ne Bahadır. Tamam dedim bu çorbanın ismi Bahadır. Nasıl İskender? İskender. İskender kim? Ailenin soy ismi veya ismi. Allah hayırlı mübarek etsin. Biz de bu arada ettik. Hayırlı mübarek olsun. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Eyvallah ben teşekkür ederim.
Yusuf abinin öncelikle ağzına sağlık, bize çok güzel anlattı. Onur'un önünde buranın klasik işkembe çorbası var. Benim önümde de az önce Yusuf abinin anlattığı Emirdağ yöresinin dana dil paçası var. Ortada da ekstradan kaymak eklettirdiğimiz keşkeğimiz var. Bu keşkek yaklaşık bir günde hazırlanıyormuş ve servis ediliyor. İçerisinde dana eti var. Yusuf abiyle konuşurken bizim burada, çünkü ben ona şeyi sordum, hani keşkeğin içerisinde hangi hayvanın eti var diye. Bizim burada tavuktu, küçük başta olmaz. Genel itibariyle her şeyde dana kullanırız dedi. Hiç soğutmayalım. Tamam. Hemen çorbalara bir giriş yapalım. Gerçi benim çorba değil, benim bayağı yemek yani. Evet, seninki artık yemek olmuş. Tabii yoğurtlu. Ha, bunun yoğurdu normal yoğurt değil. Ne bu? Emirdağ yoğurdu işte. Hayır, Emirdağ yoğurdu değil. Emirdağ yoğurdu genelde koyun yoğurdu da, koyun yoğurdu pek bizimle Afyon'da da şey oldu ama bunun yoğurdu kese yoğurdu, köy yoğurdu yani. Ha. Mandıra yoğurdu değil, süzme yoğurdu. Böyle abi, geç. Abi bak. 10 sene önce ışınlandım. Bu kaymaklı. Ben de bu ışınlanayım. Çünkü biz geldiğimizde bundan yememiştik. Evet, ondan yoktu. Nasıl? Ha? Wow. Ya. Terbiyesi inanılmaz. Wow. Bu acayip bir şey bak bu da. Yoğurt, yağ, çok kuru ekmek kullanıyorlar. Bayat ekmek. En başta ekmeği ıslatıyor. Bir kenarda böyle bir dakika bekliyor ki içerisine o suyu çeksin diye. Çünkü Yusuf abi dedi ki bu bayat ekmekle yapılır. Taze ekmek kullanılmaz. O yüzden suya değdirdiği gibi ekmekleri biraz kenarda bekletiyor. Ardından hazırlığını yapıyor ve servis ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Ekmeğin üzerine dana dilin suyunu koyuyor değil mi? Tabii tabii, aynen aynen. O 3-4 kez döküyor, tekrar koyuyor, döküyor, tekrar koyuyor. Hazırlanması da güzel, izlemesi de güzel bu arada hazırlanırken. Ama bu çorba yani bizim hafızalarımıza kazınan çorba. İkisi de, yani şu ana kadar çorba demiyorum, sabah kahvaltılarımızın en iyilerinden bak. Evet, gerçekten öyle. Sadece Afyon için geçerli değil. Muazzam. Hayır, muazzam bir şey bu. Ya güne çok iyi başladık be. İlikli kemik suyu çok önemli abi. Yani ikisinde de hissediliyor. Abi arkasında ustalık var, esnaflık var, emek var. Yani bu böyle bir saatte, iki saatte, üç saatte ortaya çıkan bir şey. İşte bak keşke, bak daha girmedik bile bu konuya. Bir günde yapılıyor. Düşünsene. Bu dövülüyor. Ne kadar zahmetli bir şey. Yine Yusuf abi anlattı. İşte kahvaltı kültürünün, özellikle pazar günlerinin kahvaltısı Afyon'da. Ve bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela daha tadına bakmadık ama görüntüsünden ben lezzetliyim diyor zaten. Hani. Direkt görüntü 10 üstünden 9'da başlıyor bak şu anda. Sen çatalla mı yiyorsun kardeşim? Kaşıkla mı gireceksin? Tabii ki. Şöyle alıyorum. Gitti, en kaymaklı yerini aldı. İnanılmaz ama şu yağlı kısmından almak istiyorum. Şu ekmeğe içim gidiyor bak şu anda. Yapma, 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 lütfen yapma. Köşe. Abi hoş geldin. Sizlere afiyet olsun efendim. Bir şey ne yapacaksın abi? Burada da kendine eziyet etme. Aldım ben de köşe. Ha, böyle köşe mi verdin? Evet. Abi bu çatal. Abi eyvallah ya. Çatal bu. Kaşık çatal bu. Evet, aynen. Abi sizde böyle köşe isteyen oluyor mu? Çok. Vallahi mi? Çok. İnanılmaz bir hizmet. Bu yemek abi, teşekkür ederim. Bu yemek düşkünleri var ya. İnanılmaz bir şey bu. Hastayız. Ama hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kaymağından da alıyorum. Tuttum. Tuttum. Kaçmasın. Kaçmasın. Gelebilir. Ha gayret. Hop. Aldım. Onur kaymağa bakar mısın? Kaymak da çok lezzetli bu arada. Yusuf Usta, seni çok seviyorum. Çok güzel bu. Ne oldu? Bana soruyorlar bazen. Dövülmemiştir. Doğum kırıldı. Ha, benim de dün kırıldı. Şimdi buradan dönüşte git diş doktoruna. Ben gideceğim. Aydın abi ya. Vallahi Aydın abi, kusura bakma. Ben de Mert'e gidiyorum. Onur babasına gidip ben onunla gidiyorum. Edirne'de macun yemiştim. Macun da çıktı yani. Burada da şey mi, kemik mi geldi? Yok abi, abi. Keşkek de bakın. Ha keşke bir de yeme usulü vardı. Onu unuttum. Nasıl? Keşkek dişle yenmez. Damakla. Abi dişi yedim ben. Yaptınız abi hemen. Onda ne var abi? Yok, bu çorba geldi. İlave çorba geldi. Ben de bize bir şey getirdin sandım. Şimdi kemik parçası ister istemez alıyoruz ama kaçınç olabiliyor. O da keşkeyi ona söylemeyiz. Unuttuk ki
Afyon'dan genelde bir zaten. Beştekli işte direkt ekmek gibi veya yemek gibi dişlenmez. Ama direkt bu mekanı yoktu abi. Nereden gel? Benim diş bıraktı kendine. Ekmek yerken büyük ihtimalle dolguya falan geldi. Öyle mi? Dolguyu aldı. Kemik gelmedi değil mi? Yok yok, kemik yok abi. Çok güzel dövüş. Olabilir ama hakikaten onu da ben etmiş olurum. Abi de üzüldü. Vallahi abi üzülmeyi boşuyor abi. Dolguyu yaptığım zaman dişçimiz var. Abi problem yok, ben yapacağım. 31 dişle devam ediyorum ben. Ufak bir kaza yaşandı. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Videonun bundan sonraki kısmında sağ tarafla yiyeceğim ben sadece. Abi üç tabak da çok iyi. Şahane bir afyon sabahı. Çok mutluyum. Muazzam. Yani. Biz bunları bitirelim. Tamam. Ben bunları arkamda bırakamam. Gerçekten bırakamam. Üzülürüm. Fiyatları söyleyelim ve yolumuza devam edelim. Onur'un içtiği işkembe çorbası 80 lira. Benim içtiğim Emirdağ Yörük Dana Dil Paçası 160 lira. Ortaya sipariş ettiğimiz kaymaklı keşkek 110 lira. Sadesi 70 lira. Sadece Afyon'un değil, Türkiye'nin en eski lokantalarından birine geldik. Aşçı Bacaksız'dayız. Ortam tarih kokuyor. Masası, sandalyesi, yemekler bile ilk açıldığı tarihten bu yana aynı yemek servis ediliyor. Tek bir ürün var, et. Yanına pilavı var. İşte bu şekilde servis ediliyor. Masaya bu şekilde soğanlı konuluyor. Buraya öğle saatinde gelip mis gibi bir et yiyorsunuz. Şimdi biz etlerimizin tadına bakmadan önce sizi hemen şöyle bir arkaya alalım. Gerçi şu an Kadir yok ama içeride hazırlık yapıyor. Şimdi bir gelsin. Hem buranın hikayesini, hem biz ne yiyoruz, nasıl yapıyor bize onu bir anlatsın. Ardından biz tadımımıza başlayalım hemen. Selam Kadir, nasılsın? İyiyim abi, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, iyiyiz bize. Ne var ne yok? İyilikler. Şükür abi, her şey yolunda. Şahane, kolay gelsin. Sağ ol abi. Yine bir öğle saati ve öğle hazırlığı başladı. Evet, evet abi. İstersen buranın bir tarihinden başlayalım. Şimdi burada bir tarih yatıyor, sen de 5. kuşaksın. Bize böyle çok kısa buranın bir hikayesini, tarihini anlatır mısın? Şöyle, nur içinde yatsınlar dedemler. 1840'lardan beri ortalama bu işi yapıyoruz. 1938'den beri de aynı dükkandayız. Aynı masa, aynı sandalye, aynı sunum, her şey aynı. Hiçbir şey değişen hiçbir şeyimiz yok. Tek ürünümüz var, kuzu kebap. Üzerine güzel bir kaymaklı ekmek kadayıfı. Yıllardır bu çıkıyor abi bizde. İlk açıldığı günden beri bu menü mü var? Evet, evet. Yıllardır sadece kuzu kebap çıkartıyoruz abi. Mevsime göre böyle eklentilerimiz olabiliyor. Bir aylık türlümüz oluyor mesela. Ya da eskiden dedemler paça yaparlardı. Paçamız olabiliyor. Aha. Ama bu çok uzun süreli değil. Böyle 15 günlük, 20 günlük yerli sebze çıktığında ya da işte güzel bir paça eti bulduğumuzda, paçalık bir güzel şey bulduğumuzda ara ara onları yapıyoruz. Ama genel olarak tek ürünümüz kuzu kebap. Sen peki kaç senedir tezgahın başındasın? Abi ben çocukluğumdan beri buradayım ama tezgahın başında değilim. Şu an hala ustamız, babamız, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. O var olduğu sürece daim usta o. Biz yanında daha yetişiyoruz. Eyvallah, şahanesin. Peki bize şimdi etini, işte pilavını, et suyunu bir anlatır mısın? Abi bu bütün bir kuzu eti. Bütün bir kuzu işleniyor burada. Size de servis edeceğim bu. Pilav da kuzunun kemiklerinden yapılan bir kemik suyuyla birlikte pişiyor. Havuçlu, Özbek tarzına yakın bir pilav aslında. Onun dışında dediğim gibi kaymaklı ekmek kadayıfı, o da gerçek pancar şekeri ve hakiki manda kaymağıyla servis ediliyor. Bu kuzun bir pamuk ipliğiyle sarılı. Evet, evet abi. Onun sebebi nedir? Abi kuzunun belli bir bölgesi yok. Size gelen yani kişiye özel bir bölgesi gitmiyor. Bütün bir kuzu var dediğim gibi. Herkese eşit gitsin, herkese eşit yağlı, eşit gitsin diye. Her bir et daha önceden porsiyon bu şekilde pamuk iplerle bağlanıyor. Ha, çok güzel. Yani oradaki etlerin içinde bir sürü parçası var kuzun, doğru mu? Birbiriyle eşleşebilecek parçalar var. Eşleşebilecek. Evet. Ama sen onu hazırlıyorsun, sarıyorsun. Evet. Ondan sonra pişiriyorsun. Peki ne kadar süre kaynıyor bu? Abi kuzuya göre değişir.
kaynamasından ziyade esas önemli olan işte bu hazırlık aşaması ve size gelinceye kadar aşağı yukarı 3 günlük bir süreç geçiyor. Evet. Kuzu kesiliyor, dinleniyor, parçalanıyor, pamuk iplerle bağlanıyor, pişiyor, dinleniyor, ondan sonra servise çıkıyor. Aşağı yukarı 3 günü buluyor servise gelmesi. Kadir, nerenin hayvanını kullanıyorsunuz? Abi o mevsime göre değişir. Genelde Konya, Balıkesir ve Afyon ama benim favori kuzum Afyon Kumalar Yaylası kuzusu. Öyle mi? Benim favorim o, evet. Yaylada yayıldığı için hayvanlar şey, evet. O kekiğini de yiyor, otlarını da yiyor. Ondan dolayı daha eti daha rayhalı, daha güzel oluyor. O zaman baharda gelince daha farklı oluyor birazcık, doğru mu? İşte onun için zaten bu lezzeti tutturmak için sürekli olarak mevsime göre değişiyor. Yani aynı standartı tutturmak için hep bir yerden almıyoruz. O mevsimlerde o lezzetleri birbirine yakalamak için. Çok güzel. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Afiyet olsun sağ sizlere olsun, de. Teşekkürler. Kadir'in ağzına sağlık, gerçekten çok güzel özetledi. Şimdi şu pideleri biraz sıyıralım. Pilav şahane. Bak pide orada bir saçın üzerinde ısıtılıyor. Sonra Kadir onu kesiyor. Tabakta dizip ardından eti alıp kaşığın üzerinde parçalıyor. Tabağa alıyor. İpini ayıklayıp ardından da pilavını ekliyor. Üzerine de böyle yarım batırılmış ekmekleri servis ediyor. Bunun yarım batırmanın sebebi var. Yani bu kadar yağlı bir et ve aynı zamanda yağ içinde pişiyor. Yani görüyorsunuz evet. Kendi yağı var. Pilavda da yağ var. Yani komple batırdığı zaman olmaz. Yani sen de rahatsız olursun. O yüzden usulüne uygun şekilde, yıllardır yapıldığı şekilde servis ediyor. Sen etin tadına baktın mı? Baktım. Yani, pamuktan halice. Yani bunun bence başka bir tabiri olmalı. Yani pamuk bunun yanında sert kalabilir. Öyle bir et. Yaklaşık 3 gün sürüyor. 3 günün ardından önüne bu şekilde servis ediliyor. Bu etler birbirine böyle pamuk ipliğiyle bağlanmış şekilde pişiyor. Onun da zaten hani mantığını Kadir anlattı ama bir kez daha üzerinden geçmek gerekirse etin daha yağlı, az yağlı, orta yağlı kısımları hepsi beraber pişiyor. Her gelen müşteriye aynı yağlılıkta bir et gittiğini gösteriyor. Kendi düşüncelerince hani kimseye hak geçmesin. Maşallah kardeşim. Kimseye hak geçmesin. Her gelen insan aynı eti, aynı gramajla, aynı yağlılığıyla yesin diye düşünüyorlar. Bence güzel bir mantık. Özlemişim ama gerçekten. Farkındaysa ben konuşmuyorum. Şu anda şu saniyeye kadar konuşmadım. Çünkü tadını özlemişim. En son bu arada Kadir dedi ki abi en son 8 yıl önce gelmişsiniz. Bak o hatırlıyor tam tarihi. Biz sabah 10 dedik demek ki 8 olmuş. Evet. Bu kadar arayı açmamak gerekiyor. Bak farkındaysa masada tuz var, karabiber var ama ne ete ne pilava hani hiçbir şey ekmiyorsun. O kadar güzel gidiyor ki. Burada sadece lezzet yok, bir tarih yatıyor. Yani içeri girdiğinizde eski döneme ışınlanıyorsunuz. Yani yeni bir masa yok, yeni bir sandalye yok. 1938 yılından beri aynı şekilde her şey. Şu aynalar, çerçeveler inanılmaz bir şey. Yani şu servis edilen yer inanılmaz güzel bir yer bence. Burası Türkiye'de 100 yaşını geçmiş olan kaç tane lokanta var bilmiyorum tabii ki ama onlar içinde en meşhurlarından bir tanesi. Afyon dendiği zaman akla gelen ilk lokantalardan biri. Biz doğru. Buraya geleceğimizi söylediğimiz zaman Instagram'dan abi şuraya mutlaka gidin, abi buraya gidin diyorlar ama her tavsiyede mutlaka aşçı bacaksız oluyor. Biz aşçı bacaksız zaten çok seviyoruz. Her geldiğimizde de geliyoruz ama insanların da bu kadar seviyor olması ve bu kadar tavsiye ediyor olması, sahip çıkıyor olması da çok güzel bir şey. Onlar da bunun kıymetini biliyorlar ve her müşteriye inanılmaz özen gösteriyorlar. İnanılmaz iyi servis ediyorlar, özeniyorlar. Dükkan metrekaresi belli, kişi servis edilen kişi sayısı belli ama sürekli bir sirkülasyon oluyor. O yüzden öğle saatlerine geldiğinizde mutlaka kalabalık oluyor. Bunu bilerekten gelmek gerekiyor. Oğuz, güzel anlattın ben. Evet. Yani sen... ben şimdi ikinciyi yiyeceğimi düşündüğüm için hani biraz böyle sadece yağlı kısımlarından yedim pidenin. O yüzden daha fazla devam etmiyorum çünkü üzerine bir ekleme yapacağım ben çekim bittikten sonra. Bu lezzeti ben bir porsiyonda bırakamam. Sabah da çorbalar için aynı şeyi söyledik. Çorbaları da içtik. Bunu da yedik. Ama ben burada bir... Aslında şöyle yapabilirim. Bunu yedim ya. Evet. Bir tatlı söyleyelim. Bir ara verelim. Emre o sıra böyle detayları falan çeksin. Emrah da yesin. Kuzusunu. Tamam. Sonra biz bir tane daha söyleyelim. Bu arada ne kadar çok ya farkında mısın? Evet. Çiğ hali 300 gram.
Piştikten sonraki halde böyle 220-230 gram civarında. Porsiyon fiyatı, yani bizim tabaktaki pilavıyla, ekmeğiyle beraber fiyatı 230 lira. Tabii ki İstanbul'da kıyaslamak istemiyorum ama yani şu et, arkasındaki şu emek 230 lira, yani bence daha fazlasını hak ediyor. Bence. Ama düşünceleri güzel. Hani herkes ulaşsın. Buna sadece bizim Afyon'dan müşterimiz yok. Türkiye'nin her yerinden müşterimiz geliyor. Zaten Afyon'un genel itibariyle yazın hani %70-%80 Afyon dışı. İşte kışında bu civarlarda da böyle %50 yerli turist, biraz da yabancı. %50'si de Afyonlu müşteriler burada gelip yiyorlar. Zaten burası biraz kalabalıktı. Birçok masada işte kamera var falan, tanıştık. Bir kısmı Adapazarı'ndan gelmiş, bir kısmı İstanbul'dan gelmiş. Bir kısmı bizi izleyenler çıktı, takipçimiz çıktı. Bazı abiler de Afyonluydu, onlarla da muhabbet etmiş olduk. Kardeşim sen soğandan soğan yardırıp gidiyorsun maşallah. Soğanı kaşık olarak kullanıyorum ben şu anda. Afiyet olsun. O zaman fiyatı söyledik. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Hadi bir dakika tatlayacağız. Kadir! O tatlı yemeden gidemem ben buradan. Kadir. Abi afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Allah'ın şifa olsun inşallah. Çok, çok güzeldi. Çok sağ ol. Çok özlemişiz. Çok iyi geldi. Şimdi biz şöyle bir karar aldık. Şimdi etlerimizi yedik. Evet. Üzerine bir ekmek kadayıfı yiyeceğiz. Tamam. Sonra tamam. Bir dinleneceğiz. Sonra bir porsiyon daha yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Senden ricam bize bir porsiyon yarın ekmek kadayıfı. Bir porsiyonum yok yalnız benim. Ya bir şöyle, de... Talep çok fazla. Yani evet. Gelen misafirim çok fazla. Günlük üretimimiz de çok fazla değil. Hal böyle olunca da herkes yesin, herkes tadabilsin diye genel olarak ikinci porsiyonu vermekten çekiniyorum. Ama çok açız. Gerçekten yiyeceğiz. Biz çok açız. Allah'a yardım edelim. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Şey, kapris gibi falan değil yani. Herkes yiyebilsin, herkes tatsın diye. Genel olarak gelen misafirlerimi boş geri çevirmek istemediğim için. Mantıklı. Çok, çok güzel bir gelenek. Ben sağ olsun. Tatlınızı hazırlayayım. Abi. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tatlımız geldi. Meşhur Afyon'un ekmek kadayıfı, kaymaklı ekmek kadayıfı. Ama yani şöyle bir hikaye var. Ekmek kadayıfının Afyon'la özdeşleşmesinin sebebi kaymağı. Aslına bakarsanız ekmeği İstanbul'dan geliyor. Yani bunu burada meşhur eden kaymak. Bu arada bu kaymak sabah Nur Lokantası'nda keşkek yedik ya. Evet. Aynı kaymak. Bunlar köyden geliyormuş. Yani bizim böyle çarşıda, pazarda, markette bulabileceğimiz bir kaymak değilmiş. Manda kaymağı. Camus kaymağı diğer adıyla. Önce bir kaymağın tadına bakalım. Abi kıvama bakar mısın? Bak yedikçe 3-4 farklı tat alıyorsun. Sürekli tadı değişiyor. Şimdi o keşkenin içerisinde eridiği için çok hani tadını alamamıştık ama şu anda ana çok güzel bir şey ya bu kaymak. Bayağı sakız gibi. Evet sakız gibi. Uzuyor. Al damağına çevir. Ekmek kadayıfını kaymaksız yiyeceğiz biz birazdan. Artık zamanı geldi. Bu videonun ilk tatlısını izninizle. Pancar şekeri kullanıyorlar. O yüzden o da böyle çok şey tat böyle. Nasıl diyeyim? Canlı bir tat. Glikoz gibi değil. Yani damakta böyle... Yapay değil. Yapay değil, evet. Ya bunun herhangi bir katkı maddesi yok. Ne olur. Kaymakları alacağım, çatal gidiyor. Ekmek kadayıfını alacağım, ekmek kadayıfını ayırıyor o sırada. Adam yakın markajda ya sürekli. Bu arada kaymaklı ekmek kadayıfının fiyatı 80 lira. Video Ramazan ayı içerisinde yayınlanacak. Geldiğinizde burası kapalı olacaktır. Aklınızda bulunsun. Bir ay bir tadilata giriyorlar. İşte büyüklerin ziyaretlerine gidiyorlar. Ama Ramazan'dan sonra geldiğinizde bu lezzetleri, bu tatları burada bulabilirsiniz. Diyelim. Emrah yemeğini yesin. Yesin ama öncesinde bir şey daha söyleyelim mi? Ne o? Şu dükkandaki sandalyelerin duruşunu görüyorsun değil mi? Evet, evet doğru. Yani unuttuk onu. Gerçekten çok ilginç bir hikayesi var onda. Gelen müşteriyi buyur etmek. Aslında bu masa sana hoş geldin diyor. İçeri girenlere çevrilmiş sandalyelerin yüzü. O yüzden bu gelenek de devam ediyor yıllardır. Nesilden nesile aynı şekilde. Çok güzel bir gelenek. Sandalyelerin bir tanesinin altını gösterdi Kadir bize. 1967 yazıyor. Bir ustanın yapmış olduğu sandalye aynı şekilde duruyor. Günümüzde bir sandalye alıyor olsaydık. 2 sene max. 2-3 senede. Bir de burası restoran. Burada kaç kişi oturuyor, kalkıyor, çekiyor, itiyor. Hani ev gibi değil ki. Ben eski günleri özlüyorum.
Bu yüzden işte. Eski otomobiller de çok iyiydi mesela. Yeni evet, otomobillerde doğru. De hep sıkıntı çıkıyor. Doğru. Eski yemekler çok güzel. Mesela çok aynen lezzetli. Öyle. Yenilerinde genellikle bu tatları bulamıyoruz. O yüzden hani hep eskiye özlemimiz devam ediyor. Ayaküstü lezzetlere de bu yüzden eski lokantaları, tarihi lokantaları sizlere göstermeye devam ediyoruz. Biz bunları bitirelim. Sıradaki durağımızda görüşürüz. Bağlantı deyince de ben be. Bağlantıda bir dünya markasısı. Markasısı. Markasısın. Çay sizde yok. Çay servisim var. Çay ocağı var mı yakında? Ben yönlendireceğim. Tamam. Size. Bir iki çay alalım. Tamam. Emrah'a bir porsiyon. Tamam, sonra biz bir tur daha döneceğiz abi. Tamam, tamam mı? Eyvallah. Bunu söylemeyi unuttum. Bizim dededen gelen kurallarımız var. Selamsız merhabası dükkana gidenle böyle ukala tiplerle ilgilenmek yok. Buçuklu porsiyonum yok. Kebap yağsız olsun yok. Çünkü az önce belirttiğim gibi her biri eşit yağlı. Herkese eşit gidiyor. Selamsız da şöyle. İçeriye giren bir hürmet olması, içeride yemek yiyenlere ve bize karşı bir hürmet olması gerekiyor. Biz de aynı şekilde gelen misafir baş tacı olarak karşılıyoruz. Yani bu dededen gelen kurallar. Dediğim gibi buçuklu yok. Hani şundan dolayı buçuklu yok. Beş kuşaktır böyle değil mi? Yıllardan beri böyle. Vay be. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hadi değil mi? Evet abi. Baş mantığı hoş geldin. İçeriye selam vererek girdi. Evet, iyiyim. Sağ olun, sizler iyiyiz. Hoş geldin. Afyon sokaklarındaki lezzet keşiflerimiz devam ediyor. Size şimdi farklı bir şey göstereceğiz. Afyon'da genel itibariyle ekmekler sokakta satılıyor. Evet. Yani odun ateşi taş fırında pişiyor ve ekşi mayalı, içi de patatesli Afyon köy ekmeği böyle sokakta battaniyenin altında satılıyor. Ve şimdi sizi Savaş abiyle tanıştıracağız. O bize bir ekmeğin hikayesini anlatsın. Ekmeğimiz patatesli, ekşi mayalı Afyon ekmeğidir. Odun ateşinde taş fırında pişer. Ekmeğimizin dolapta dayanma süresi 1 aydır. Dışarıda bekletilme süresi de 15 ile 17 gün arası değişebiliyor. Abi görebilir miyiz bir? Tabii efendim. Ekmeğimizin en büyük özelliği ekşi maya olması, ev mayası. Diğer türlü katkılı mayalar katıldığı sürece bu ekmeğin ufalanması, dağılması bir gün sonra başlar. O yüzden bu ekmeğin en büyük özelliği ekşi ev mayası olarak içine katmamız. Ben bu ekmeği alıp İstanbul'a götürebilirim. Gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla. Aynen ısıtıp efendim. Yiyebilirim değil mi? Tabii, tabii. Şahane. Tarif verdim ben. Tarif verdim. Üzerine de tereyağı sürerim. Aynen. Değil mi? Birazcık bal. Doğrudur, doğrudur efendim. Hazır Afyon'dayız, kaymağı da aldık. Savaş evet. Abi söylesene kilo almışsın. Yemişsiniz zaten yeterince. Yeme oğlum desene ekmek. Abi peki ekmeğin fiyatı nedir? 35 lira efendim 35 şu an fiyatı. Bu herhalde... Bir kilo falan var mıdır abi? Bu ekmeğimiz 1902 kilo arası gelir. Aa. Göz kararı döküldüğü için 1902 kilo arası... 2 kilo. Aynen. Maşallah. Peki bu battaniye özel mi yani bunu kapatın? Battaniyenin özelliği hem tozlardan koruması hem de sıcak sıcak bekletilmesi. Afyon'da sokakta satılması çok enteresan geldi bana. Yani bu hep böyle geçmişten gelen bir kültür mü? Şöyle mahalle fırınlar, hani fırınlarımız uzak olduğu için gelen müşterilerimiz ulaşamıyor. Evet. O yüzden de ekmeklerimizi fırınlardan getirip bu şekilde el arabasıyla mahallelerde, caddelerde satıyoruz biz. Anladım. Çok güzel. Şehrin belli yol noktalarında böyle aynen. El arabalarını evet satıyorlar. Efendim. Çok güzel. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz efendim. Birer tane alıyoruz herhalde. Emre sen de istiyorsun. Siz istiyor musunuz onu da? Peki kargo gönderiyor musun bir yere? Tabii. İstanbul'a falan gönderiyor musun? Tabii. Nasıl ulaşacaklar sana? Numaramız, Özmengi markamız. Tamam biz yazıyoruz burayı. Tamam. Telefon numarası burada. Oraya da arayarak ulaşabilirsiniz onlara. Şimdi az önce sizlere markette gösterdik şehir içinde. Bir de ürünün satış yerinden hariç yapılış yerini de göstermek istedik. Bundan dolayı arkamızda bir fırın var. Esmaül Hüsna Fırını. Burada Hülya abla var. Bize birazcık usulünü anlattı.
çok güzel usulü var. Gerçekten kendilerine özgü stilleri var. İsterseniz bir Hülya ablayı çağırayım ben. Olur olur. Sohbet ederiz değil mi? Renkli bir abla çünkü. Tamam. Hülya abla gelir misin? Gel seni şöyle aramıza alalım gel. Mikrofon vereyim mi sana şöyle? Hadi böyle duyar. Abla sen aramızda küçük kaldın ya. Benim boyum olmadı için küçüğüm. Eş benden büyük ben abla, ondan küçüğüm. Şöyle durayım abla senin için. İyi veriyorsun. Ha, fark etmez hayır abi. Nasılsın abla? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Ne yapıyorsun anlatır mısın bize biraz? Ben şimdi Afyon'a geleli 10 senedir fırın kızdırıyorum. Ben 12 yaşımdan beri fırıncıyım. Öyle mi? Evet 12 yaşımda girdim fırına. 30 senedir de kızdırdım. Bu benim mesleğim artık. Vay bunu be. Sabahtan akşamdan mayı üretiyoruz. Ondan sonra sabahtan kalkıyoruz, hamur yoğurmaya geliyoruz. Hamuru yoğuruyoruz, gidiyoruz. Yarım saat sonra ekmek bir geliyor. Geldikten sonra 2 saat sonra dökmeye geliyorum. Dökmeye geldikten sonra onu artık kabartıyorum. O kabarttıktan sonra fırını kızdırıyorum. Tamam. Fırını kızdırdıktan sonra demek ki gibi içini siliyorum. Ondan sonra ekmeği de içine fırına veriyorum. Ve o ekmek kabarasıya kadar başında bekliyorum. Bekledikten sonra yarım saat sonra da deber diyorum. Yarım saat sonra da müşteriye hazır ekmeği kızardım veriyorum. Buyurun buyurun gelin benim fırınım daima herkese açıktır. Hülya abla süpersin bana. Ağzına sağlık. Peki hamuru nasıl hazırlıyorsun? İçinde ne var? İçinde patates var. Tamam. Acı maya var. Tamam. Ondan sonra unumuz var. Tuzumuz var. Kendi mayam var değil kendi mi? Kendi mayam var. Evet. Kendi mayamdan kendimi bu kadar şimdiki bu hamurun ucundan ecicik alıyorum. Tamam. Onu böyle akşamdan üretiyorum. Kabarıyor tamam. Böyle. Tamam. Onu o sabaha kadar durduruyorsun. Sabahtan oldum o maya geldiyse makinede yoğuruyorsun. Ya gelmediyse o hamur olmuyor. Olmuyor. Onu ondan sonra geldiği zaman makineye döküyorsun sıcak suyuna, patatesine, tuzuyla karıştırıyorsun. 1 saat 45 dakika yoğuruyorsun onu. Bak ey seninle maşallah. Bir tane video yapsak ayrı bir video yaparız. Ondan sonra onu ettikten sonra hamuru yoğurduktan sonra 1 saat sonra geliyorum. Çocuğu okula koyup geliyorsun tabii, tabii ki. Tabii. Okula koyuyorsun geliyorsun. Ondan sonra fırına bir kızışıyorsun akşama kadar. Bak şimdi 2. saati çayım var. Öyle mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşmiye de gidelim. Müşterinin ekmeği debertti mi işim bitti. Tamam. Namaz kılmaya giderim ondan sonra. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Peki bir şey soracağım. Bir ekmeğin hazırlık aşaması baştan sona ne kadar sürüyor? 5 saat. 5 saat. Tam 5 saat. Vay be. 5 saat ondan ilgileniyor. Kendimin olduğu için daha çok ilgileniyor. Niçin? Müşteriye hazır güzel vermek için. Kimisi pakmaya kattığı için o 2 dakikada 3 dakikada çekiyor veriyor. Ama ben 1 saat beklemek zorundayım. Bak bunu 1 saat beklemek için 2'de koydun mu? Evet. 3-10 gece çıkarmak zorundayım. Vallahi evet. Onun için bak içine bir daha bak kabarıyor ekmek. Evet. Torbanın içinde tezek koydun evet, değil mi? Evet. Fırın köy içine. Tezeği. Evet. Onun amacı ne? Onun amacı ekmeği daha güzel kızartıp kabartması için. Ha. Yakmaması için. Ekmeği nar gibi kızartacağız onu. Vay. He bundan atıyoruz. Ekmeği 2 dakikada pişiriyor, 2 dakikada yakıyor. Bunları siz mi topluyorsunuz? Bunları belediyenin ettiği şeyler getiriyor, döküyorlar. Ben ha, burada yakıyorum. Kullanıyorsun. Evet. Geri dönüşüm devam ediyor. Gösterebilirim tezeklerimi. Tezekleri gösterme abi. Abi tezeğe girmeyelim şimdi. Sen onu gösterirsen. Durumdan pişiriyorum derim artık. Peki ağzına sağlık. Sağ ben şeyi merak ediyorum. İçeride kullandığınız fırın bizim çok alışık olduğumuz bir fırın değil. O bize fırını bir anlatır mısın? Bu fırın bu belediye yaptı burayı. Aha. Belediye ne olsun bunu mahalleye yapabiliyor. Kirası, şey, muhtarımız ilgileniyor burayı. Aha. Burası üstündeki Kur'an kursu. Önce kızdırıyorlar da burayı kapattılar. Yani şimdi kimse kızdırmıyor artık fırını. Çok zor. Ha. Yapması zor zahmetli olduğu için. Zahmetli bir iş değil mi? Zahmetli olduğu için buraya oldu mu çocuğun olmayacak küçük çocuğun. Aha. Ancak burayla ilgilenecek müşteriyle. Ha. Ama evde çocuğun oldu da ilgilenip gitmedin fırın kapanıyor. Ha. Müşteri şey gelmiyor memnun gelmiyor. Anladım. Ha, güzel peki olacak. Bu fırın gibi bu mahallede çok fazla fırın var mı? Burada yok. İleri sokaklarda var. Bir de şu üst tarafta var. Üst tarafta var. He. Ama kimisi doğal gazlı. Ha. Bizim burası değil. Ha, öylesi de var. He, orası doğal gazlı. Bizim burası tezek olduğu için. Tamam. Ama buranın zahmeti çok zor. Tahmin edebiliyoruz abla. Yemesi kolay ama. Yemesi en keyifli zaten. Bak ben size şimdi bir tane vereyim. Açık üstü şey olacak. Buna üçünüz afiyetine ye. Ne yiyeceğiz biz şimdi? Ekmek vereceğim ben sana. Onu boş mu yiyeceğiz ekmeği? Ekmeğine kaçacak şimdi dükme var da beklerseniz olur. Beklerseniz olur. Abla teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Ben ekmeği vereyim de. Hadi. Tamam hadi. Yerde yiyelim bari. Biz de ekmeği yiyelim yolumuza devam edelim. Altınay Lokum ve Şekerleme'ye geldik. İsmail abi yanımızda. İsmail abi nasılsın?
Sağ olun, siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bize birazcık buranın hikayesini anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım. Burası Afyon merkeze bağlı Altınay Şekerleme, icat eden Altınay. 1901 yılında kaymak şeker ve kaymak lokumu icat eden firmadır. Dördüncü kuşak. Kaç çeşit lokum yapıyorsunuz şu anda? Şu anda yaklaşık olarak 27 çeşit lokum üretiyoruz. Ama bu lokumlardan en önemlisi Afyon'a has lokum, kaymaklı lokumdur. İçinde manda kaymağı kullanılır. Yapım aşamasında toz şeker, nişasta, limon tuzu, çöyen bitkisi ve manda kaymağı kullanılır. O zaman şöyle söylemek lazım. Manda kaymağı varsa onun raf ömrü de birazcık kısa oluyor. Tabii ki. Kaymak lokumun raf ömrü şu anda 10 gün. 10 gün. Güzel. Biz şimdi yolda giderken muhtemelen yeriz abi onu. 10 gün değil, 1 saat falan kalmayacak. Ben size burada da ikram edeyim. Tamam abi, yeriz. Olabilir miyiz abi? Bir tadına bakalım. Tabii ki. Madem o kadar tabii anlattın. Ki. Ben size şöyle ikram edeyim. Buyurun. Şimdi bunlar fıstıklı. Bu fıstıklısı. Bir de sadesi var. Bu en son icat ettiğimiz Antep fıstığı da var içinde. Kaymaklı Antep fıstıklı. Hani şu anda en revaçta olan çeşidimiz bu. Bunları gözünüzün önünde kesiyoruz taze bir şekilde. Kutuluyoruz, paketliyoruz, sizlere sunuyoruz. Bak bu hem fıstığı çok güzel geliyor hem manda kaymağı çok güzel geliyor. Bu fıstık mı? Sen fıstık yedin değil mi? Tadını alırsınız. Fıstıklı olandan yedim. Hem fıstıklı hem manda kaymaklıydı. Tamam, ben ilkini sade yedim. Şimdi fıstıklı, kaymaklı Antep fıstıklı. Antepli fıstıklı. Evet. Siz de deneyin. Abi ben denedim az önce işte. Lütfen buyurun. Bir daha deneyeyim, tamam. Bunu güzel. Orijinal, eski usul. Ama ben sadesini daha çok beğendim. Tabii ki. Ondan kaymak daha güzel geliyor. Tercih, tabii. Abi bu benlik olsun. Tabii buyurun. İsmail abi, genelde Afyonlular hangisini tercih ediyorlar? Şimdi genelde kaymaklı lokum tercih ediliyor. Çünkü Afyon'u dediğiniz zaman kaymaklı lokum. Hani diğer çeşitleri her tarafta bulunabilir ama kaymaklı lokum bize az bir şey. Siz burası ayrı kesim yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, burası bizim tezgahımız. Ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Bunların hepsi sarma lokum. Şimdi şöyle izah edeyim. Renkleri sarı olanlar klasik lokum diye geçer. Renkleri beyaz olanlar sultan diye geçer. Çeşitleri fındık, ceviz, çikolata, Antep fıstığı, fındık ezmesi, cevizli banma. Diğer çeşitlerde de çifte karmış çeşitlerimiz var. Dışı kadar içindeki kuru yemişin de lezzeti tabii önemli. Tabii ki, tabii ki. O kadar taze ki. Yani kuru yemiş de taze. Acayip güzel. Ben 4-5 tane falan yedim galiba. Afiyet olsun. Bir tane seneme bak. Ebra suratındaki mutluluğa bakar mısın? Çekimden önce de yedim. Çekimden önce de yedim. Bu arada Emrah kafaya çevirdiği anda burada yarısı gitti. Bu arada kilosu nedir? Kilosu sadesinin 250 lira, kaymaklı fıstıklı 340 lira. Onur'un beğendiği en pahalısı o zaman. Tabii 340 lira. Yani genelde öyle oluyor. Evet. Abi damak zevkimiz var. Evet. Kusura bakmayın. Aynen evet. Öyle. Bu arada abi bu dükkanda şekerleme, lokum haricinde de burada bir ekmek var, tatlılar var. Tabii ki. Pişmaniye de var. Pişmaniye de kendi ürünümüz. Kendimiz yapıyoruz. Hatta diyebilirim ki İzmit'e biz buradan pişmaniye gönderiyoruz. Aha. Evet. Abi deme öyle şeyler. Vallahi. Abi şimdi İzmitliler biz aramızı bozma ya. Bakın şimdi şöyle izah edeyim. İzmit'te biliyorsunuz hava nemli. Evet. Bizim buranın havası kuru. Tamam. Pişmaniye nemli havayı sevmez. Sevmiyor. Daha lezzetli olur. Sonra yöresel Afyon ekmeği, manda yoğurdu. Ekmek kadayıfı olmazsa olmazlarımız arasında. Evet. Orada vişneli ekmek kadayıfı vişneli, da var. Vişneli sade, üzerinde manda kaymağı. Çok severim. Abi biz bugün yeterince yedik ama bu dükkanın güzelliği şu. Hani buraya geldiğinizde Afyon'la alakalı birçok hani hem coğrafi işaretli ürün var hem de lezzetli ürünleri buradan alabilecekler. Yöresel ürünleri bizden alabilirler. Tamam, şahane. O zaman İsmail abi ağzına sağlık. Biz yani daha yemeyiz diye tahmin ediyorum. Yolluk alırız diye düşünüyorum. Tabii tabii. Biraz bakarız tadına. Tamam, biz biraz daha bir tadına bakalım. Tamam. Biz burada siparişlerimizi verelim. Son durağımız var. Son durakta da size çok lezzetli bir sucuk göstereceğiz. We'll be right back.
Ve Afyon'da son durağımıza geldik. Sabahtan beri Afyon'u karış karış gezdik. Birçok lezzetini ekrana taşıdık. Ve geldi bizim için son lezzetine. Çünkü Afyon'da lezzet bitmiyor. Biz bir video daha çeksek size farklı şeyler gösteririz, anlatırız. Şimdi konumuz sucuk döner. Afyon'un en eski sucuk döner yapan adreslerinden birine geldik. Gamze Döner'deyiz. İlk işe 90'lı yıllarda et dönerle başlıyorlar. 96'da sucuk döner takıyorlar. Ve günümüze kadar hani genel itibariyle Afyon'da sucuk döner dendiği zaman Gamze akıllara geliyor. Onur'da porsiyon var. Size bir porsiyon nasıl hazırlanıyor onu gösterelim dedik. Bende de genel itibariyle Afyonlular burada ekmek arasında tercih ediyorlarmış. Kendi yaptırdıkları bir ekmek var. Ekmek de biraz büyük. Sandviç ekmeği. Sandviç ekmeği. Güzel duruyor. Yani yarım ekmekten daha hallice gibi gözüküyor. İçi böyle güzel yağlı. Hatta tereyağlı. Ana. Çok güzel gözüküyor. Hiç bekletmeyelim. Direkt tadına bakalım. Şimdi bu görüntü itibariyle Bursa kebabını andırıyor. Çünkü altında bir pidesi var. Tereyağla soslanıyor. Sucuğun şu anda keşke kokusunu alabilseniz. Bayağı böyle teknolojinin gelişmesi lazım. Artık yıl 2024 oldu. Geliştirsinler artık şunu ya. YouTube'dan kokusunu verebilirim yani. Ayranın bir köpüğüne bakar mısın? Dökülmüyor. Şey gibi ya, bayağı krem şanti gibi. Bak. Evet, krem şanti gibi. Murat selamlar. Baklava düşmüyor. Köpük de düşmüyor. Hmm. Hmm. Tuzumuzu çok güzel. Krema gibi. Ya bu çok güzel. Yağlı yağlı ekmek ya. Ekmek bir de yağını çekmiş. Genel olarak sucuğu çok seviyorum. Ama sucuk dönere karşı birçok kişinin ön yargısı var bence. Ama bence bugün bunu gördükten sonra ön yargılarınızı kırabilirsiniz. Özellikle burada yapılan usulü gördükten sonra. Çünkü farklı proseslerden geçiyor. Aslında bu tabak önümüze gelene kadar neredeyse 2 gün harcanıyor. Bir gün boyunca sucuğu kalıplara koyuyorlar. O kalıplarla 12-13 saat fırınlıyorlar. Fırınladıktan sonra sabaha kadar fırının içinde bekletiyorlar. Çıkarıp donduruyorlar. Dondurduktan sonra tezgaha alıyorlar. Pişirmek için kesip hemen aşağıdaki o plakanın üzerine tereyağıyla beraber cozur cozur pişirip önünüze sıcak servis ediyorlar. Ben bile şu an anlatırken ağzım sulanıyor. İyi ki önümde bir tane tabak var. Vallahi çok güzel özetledin, çok güzel anlattın. Çünkü şimdi genel itibariyle hani sucuk döneri duymamış ya da bilmeyenler için hani mantık et döner gibi düşünebilirler. Hani sucuk döner de sonuçta et döner gibi takılı ocakta. Kesiyorsun da ekmeğin içerisine koyuyorsun ya da tabağa kılıyorsun gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. O döner ocağında orada duruyor aslında. Biraz böyle bir görüntü. Sucuk kesildikten sonra tereyağında pişiyor ve servis ediliyor. Bir sade haline bakayım be. Bak. Bir de çok ince kesilmiş ya. Güzel ama bu daha iyi bence. Ama ekmeğini şimdi, almadın. İşte ekmeğini almadım ama şimdi bak. Yağını görüyorsun. Görüyorum. Yani bu ekmek o kadar güzel yağ emmiş ki. Evet. Yani ekmekle sucuk. Ya sucuk ekmek bir de çok sevdiğiniz bir şey ya. Hani evet. Böyle dağa çıkarsın. Tamam işte. Burada da var işte. Ekmeği var, almadın ama. Ya illa onu aldıracaksın bana ya. Hocam satarım. Pazarlarım. Bu. Öyle mi? Çünkü bu daha yumuşak. Peki tamam. Çok güzel bu. Sucuktan bahsettik. Sucuk düve eti. Burada bir Merve Kasap var. Afyon'un eski kasaplarından bir tanesi. Merve Kasap biz biliyoruz. Ürünü de oradan aldıkları için şehrinize sucuk sipariş etmek isterseniz de Merve Kasap'ı bizler de size tavsiye edebiliriz. 20 yıldır alıyorlarmış burası. Evet yani herhalde ilk açıldığı yıllardan beri evet. Merve Kasap'tan alıyorlar. Bu arada içindeki baharatları sorduk. Hani abi çok fazla baharat var dedi. Evet. Ama öyle bir hani ekstra bir baharat gelmiyor. Çok evet, evet. Lezzetli ve kıvamında bir baharat tadı kesinlikle. Var bence. Kesinlikle. Şimdi birçok kişi kötü sucuk yediyse dışarıda hepsini aynı sanıyor. Ama öyle değil. Bundaki baharat oranı aslında öyle rahatsız edici bir baharat değil. Etin tadını alıyorsunuz. Yani ben yediğim en hafif sucuklardan biri diyebilirim bunun için. Ve lezzetli. İnce kesildiği için de ayrıca bir lezzeti var bence. Evet, bence de. Ayranda %50 manda, %50 inek sütü kullanıyorlarmış. O da ayrı bir olay bence. Ben de ayrana gelemedim köpüğünden. Deminden beri sadece köpüğünü yiyorum. Artık kavuştuk. Baksana. Çok güzel. Son olarak fiyatları söyleyelim. Söyleyelim. Her ikisinde de 100 gram var. Porsiyonda 100 gram var.
Onur'un ki tabakta işte ekstra tereyağlı, ekstra ekmekli olduğu için 300 lira. Benimki ekmek arasında servissiz olduğu için de 180 lira. Ayranlar 40 lira. Eksik bir şeyimiz yok. Evet. Biz bunları bir bitirelim. Tamam. Bir çay içelim tamam. Bunun üzerine. Bir o yağı alsın ve tekrardan sizleri karşısına geçelim. Videonun kapanışını yapalım. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Paşa çaylarımızı içiyoruz. Evet, yorulduk valla. Yorulduk ama güzel video oldu. Yani bak baştan sona Afyonlu birçok kişiyle sohbet ettik ki bu videoda da gördünüz onları. Yani hem sohbet etmesi çok keyifli, evet. Çok misafirperverler. Hem yemekleri lezzetli. Şehirde bir hep böyle şey var, misafir ağırlama havası var. O yüzden gerçekten çok memnun kaldık bu videoda. Afyonlulara bir kez daha teşekkür ederiz. Güzel yedik, güzel içtik. Valla yani aklımıza çok şey kaldı. Hani yakın zamanda bilmiyorum tekrar video için gelir miyiz ama bazı lezzetler için işte ekmek özel lezzetlerden, çorba öyle, ekmek kadayıfı öyle, kaymak ayrı, yediğimiz lokum ayrı, işte sucuk ayrı. Görmediler ama Hülya ablanın bükmeleri vardı. Başkasına yapılan tepsiden yedik biliyorsun değil mi? Başkasına yapılan tepsiden beşer tane ben yedik herhalde. Biz çünkü dedik ki abla bunu İstanbul'a alabilir miyiz dedik. Benim değil ki dedi abla. Benim değil ki dedi. Ama dedik abla biz yedik. Orada sahibi vardı. Afiyet olsun dedi. Gayet de, o da çok tatlı bir ablaydı. Yani evine yaptırmış. Vallahi onun rızkını yedik ama sağ olsun helal etti. Helalliğimizi aldık. Evet. En azından içimiz rahat. Bu arada yani şu Afyon'da bizim gösteremediğimiz başka lokantalar da var. Tabii. Özellikle İkbal var burada. O da Türkiye'nin en eski lokantalarından bir tanesi. Onlar da Afyon'un yöresel yemeklerini yapıyorlar. Bizim bu videoda fırsatımız olmadı ama işte ilerleyen zamanlarda tekrardan Afyon'a gelirsek orayı da çekmek ve sizlere göstermek isteriz. Başka bir sürü yer var İkbal'in yanı sıra Salim Usta var. Onlar da yanlış bilmiyorsam amca çocukları. Salim Usta da İkbal'den ayrılıp kendi yerini açıyor. Herhalde bir 5-6 sene oldu. Musakka var. Afyon'un yöresel yemeklerini onlar da yapıyor. Burada bir patlıcan böreği var. Onu biz es geçtik. Ama artık yerimiz kalmadı yani. Es geçmedik. Bir sonraki videoyu sakladık. Sakladık diyelim. Tabii, es geçtik demeyelim. Peki. Güzel video oldu. Umarız beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız bizler için gerçekten önemli. Abone ol butonuyla da bizleri takip edebilirsiniz. Her hafta yayınlayacağımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda video ile ilgili yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. O zaman önümüzdeki hafta yeni bir semtte, yeni bir rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hazırsak başlayalım ama hazır değiliz çünkü taksi geliyor. Bir gelsin ondan sonra. Abi sol lan. Oy. Yiyeceğiz. Kaymak da kadar yeriz burada da. Şu an... Şey gibi oldu. Kemal Sunal'ın film vardır ya böyle. Ekmek bende. Dişin yarısını bıraktık ya. Afyon'a hediyem olsun. Ne atarken? Göbek atıyor. Göbek mi atarken? Ha ben de. Ben de oynayacak mısın dedim. Çok diyeceğim. Emrah gelsene. Şimdi göbek atmayı. O nereye koyuluyor? Onu içine atacağım şimdi göbeğinde. Ha. Abla bu ne işe yarıyor? Bu şimdi ekmeği kabartma kızartması için yarıyor. İçinde ne var onun? Onun içinde tezek var. Evet. Gördüğün hayvan tersi var. Tamam abla atabilirsin. Şimdi bu içine göbeğini atacağız ve ekmeğimiz kabaracak. Ekmeğimiz kızaracak ondan sonra debertmeye geçeceğiz. Bu peki bir buraya ait geleneksel bir usul mü? Evet buraya. Ha yandı. Bak şimdi nasıl kabarıyor? Şimdi ekmek sana olacak nar gibi çıkacak ekmek.